tüm unutulmuşlar, tüm terk edilmişler, kimliği, kültürü, hakları, özgürlükleri tüm elinden alınmışlar için siyaset yaptık. Kardeşlerim, daha ilk gençlik yıllarımızdan itibaren bizi anlamayanlar ve anlamak istemeyenler tahkir edici sıfatlarıyla bizi denklemin dışında tutmak istediler. İmam Hatip'te okuyoruz diye bizi tahkir ettiler. Sizden ancak ölü yıkayıcısı olur dediler. Allah'ın selamını veriyoruz diye bize mürteci dediler. Namaz kılıyoruz diye bize gerici dediler. Bu milletin içinden geliyoruz diye bakıyorsun ki evine ayakkabısını çıkararak girenlere sofraya oturarak, diz kırarak yemeğinin başına geçenlere evet farklı gördüler ve gerici dediler. Bu toprakların değerlerini savunuyoruz diye bize farklı gözle baktılar. İnancının gereği başını örten eşlerimize, kızlarımıza, bacılarımıza hayatı dar ettiler. Mücadelemiz yükseldikçe saldırılarını ve hakaretlerini daha da artırdılar. Kimi zaman partimizi kapattılar. Kimi zaman şiir okuduk diye hapsettiler. Muhtar bile olamaz diye manşetler attılar. Başbakan olamaz dediler. Cumhurbaşkanı seçemezsiniz dediler. Bize demokrasiyi, eşitliği, devlet nazarında insan olmayı dahi yakıştırmadılar. Bugün nasıl ki Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta demokrasiyi insanlardan esirgiyor ve bir hak olarak görmüyorlarsa, 10 yıllar boyunca da bize demokrasiyi hak olarak görmediler. Kardeşlerim, şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Biz başkalarının bize ne dediğine, bizi nasıl tarif ettiğine bakmadık. Biz başkalarının kaplarında ve kalıplarında eriyenlerden olmadık. Yaranmanın, kendimizi kabul ettirmenin, onların istediği gibi standart vatandaşlar olmanın derdine düşmedik. Diklenmeden dik durduk. Ağırbaşlı olduk, soğukkanlı olduk, sabrettik. Allah'ın yardımı ne zaman diye soruların sorulduğu dönemlerde sabredin. Allah'ın yardımı yakındır diyenlerden ve buna gönülden inananlardan oldu. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer olduğuna inandık. Göklerin üstünde bir karar olduğuna inandık. Her yenilgiyle daha da bilendik. Onlar itelediler, onlar tahkir ettiler, dışladılar, biz daha da azmettik. Her darbeyle daha da güçlendik. Tüzüklerle, manşetlerle çarpışarak, darbelere göğüs gererek büyüdük. Kriterimiz her zaman hak oldu. Kimin ne dediğine değil, hakkın ne dediğine, adaletin ne dediğine, milletin ne söylediğine baktık. İşte onun için Yunus Emre'nin şu muhteşem dizesini yüreğimizin, hafızamızın ve siyasetimizin en mutena, en müstesna yerine yazdık. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatini ilke edindik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. 77 milyonun her bir ferdini kendi nazarımızda sadece insan olarak, sadece yaratılmışların en şereflisi olarak gördük. Bizi sevmeyenleri de sevdik. Bize oy vermeyenlere ayrım yapmaksızın hizmet götürdük. Türk demedik. Kürt demedik, Müslüman demedik, Hristiyan demedik, Musevi demedik,
Sünni demedik, Alevi demedik. İnsana insan olduğu için değer verdik. Nerede insan varsa, nerede nefes alıp veren bir can varsa oraya ulaşmanın derdi, kaygısı, mücadelesi içinde olduk. Bu büyük ülke, bu Türkiye bize oy verenler kadar vermeyenlerin de ülkesidir. Biz Türkiye'yi onlar için de büyüttük. Bu güzel ülke bizi sevenler kadar sevmeyenlerin de ülkesidir. Bu güzel ülkede hakları, özgürlükleri, kazanımları biz 77 milyon için büyüttük. Türk'ün meselesi ne kadar bizim meselemizse, Kürd'ün, Gürcü'nün, Arap'ın, Boşnak'ın, Roma'nın velhasıl meselesi de o kadar bizim meselemizdir dedik ve bunun gereğini hakkıyla, layıkıyla yerine getirdik. Müslümanın meselesini çözmeye çalıştığımız kadar gayrimüslimlerin, azınlıkların sorunlarını çözmeye çalıştık. Sünni'nin sorunlarını kendimize dert edindiğimiz kadar Alevi'nin sorunlarını da kendimize dert edindik. Yoksulun, yolda kalmışın, garibin, gurebanın, mazlumun, mağdurun etnik kökenine, kimliğine, inancına, mezhebine bakmadan elinden tutmanın, ona yaren olmanın, ona yol arkadaşı olmanın samimi mücadelesi içinde olduk. Kardeşlerim, siyasete başladığımız günden itibaren yeni bir Türkiye'nin, büyük bir Türkiye'nin hayalini kurduk. 77 milyonun dost ve kardeş olduğu bir Türkiye hayal ettik. Üreten, yatırım yapan, ihraç eden 77 milyonun hep birlikte kazandığı bir Türkiye hayal ettik. Sofralara bereketin, hanelere huzurun, 780 bin kilometre kareye barışın hakim olduğu bir Türkiye hayal ettik. Belli kesimlerin, belli zümrelerin değil, herkesin kimliğiyle, kültürüyle, diliyle, inancıyla, yaşam tarzıyla varlığını sürdürdüğü, hem de özgürce sürdürdüğü, herkesin birbirine saygı duyduğu bir Türkiye hayal ettik. Hiçbir zaman kutuplaştıran olmadık. Biz bize yapılanı başkasına yapmadık. Onun için de işte son 30 Mart seçimlerinde de dikkat edelim. Türkiye'nin tüm illerinde AK Parti'miz var. İşte kazandığımız ilçelerle neredeyse Kahir ekseriyetinde AK Parti'miz var. Ama diğer siyasi partilere bakıyorsunuz, onlar lokal mevzi. Kimisi belli bir etnik unsurun, bir diğeri farklı bir diğer etnik unsurun, bir diğeri de kumsalların partisi olarak kalmış. Ama AK Parti her yerde var. Ayrımcı olmadık. İnkar etmedik. Reddetmedik. Asimilasyon yoluyla hiç kimseyi kendimize benzetmenin peşinde olmadık. Onlar kutuplaştırdılar. Biz birleştirmenin mücadelesini verdik. Onlar ayrıştırdılar. Biz kardeşliğin mücadelesini verdik. Biz başı dik bir Türkiye hayal ettik. Özgüveni yüksek bir Türkiye hayal ettik. 200 yıldır özgüveni hırpalanan, hem içeriden hem dışarıdan iteklenen, tartaklanan ve yağmalanan bir Türkiye'den kendi ayakları üzerinde duran, bölgesinde ve dünyada ben de varım diyerek iddia sahibi olan bir Türkiye hayal ettik. Evet. Değerli kardeşlerim, 200 yıldır sistemli şekilde bizim özgüvenimizi kırmak istediler. Bizi tarihimizden koparmak istediler. Bizi ecdadımızdan koparmak istediler. Bizim boynumuzu bükmemizi istediler. İddialarımızdan vazgeçmemizi istediler. Herkesin karşısında el pençe divan durmamızı istediler.
bir kalıba girmemizi istediler. O kadar ileri gittiler ki Türkiye'de gündem belirlemek, Türkiye'yi azarlamak, Türkiye'ye kibirle parmak sallamak istediler. İşte biz siyasi tarihimiz boyunca cesaretle, korkmadan, çekinmeden siz kimsiniz sorusunu sorduk. Evet, siz kimsiniz? İçeride ve dışarıda siz kimsiniz? Bize tepeden bakma, bize kibirle bakma cüretini nereden buluyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor? Biz halkız. Biz Alparslan'ın, Kılıç Arslan'ın, Süleyman Şah'ın, Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin torunlarıyız. Biz Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuz Sultan Selim'in mirasçılarıyız. Gazi Mustafa Kemal'in, Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın, Necmettin Erbakan'ın hatırasını muhafaza edenlerdeniz. Biz destanlarını kanla, cesaretle, kahramanlıkla yazmış şehitlerin takipçileriyiz. Biz ilmiyle, sanatıyla, devlet yönetimiyle medeniyet inşa etmiş, medeniyetlere istikamet çizmiş bir milletin mensuplarıyız. Siyasi tarihimiz boyunca işte bu şuuru yüceltmenin ve yükseltmenin mücadelesini verdik. Unutturulmak istenen bir medeniyeti yeniden diriltmenin, yeniden inşa etmenin, dizlerinin üzerinde yeniden yükseltmenin mücadelesini verdik. 200 yıl boyunca yüzüstü sürünen bir medeniyetin yüzünü artmanın mücadelesini verdik. Allah'ın dostu, bunu da başardık. Bu ülkenin gençlerine özgüven aşıladık. Bu ülkenin çocuklarına aydın bir gelecek umudu aşıladık. Bu aziz millete hayal gibi görünen seviyelerin ulaşılabilir olduğunu gösterdik. Biz bir çığır açtık. Biz bir kapıyı araladık. İnşallah arkamızdan gelen nesiller bu kapıdan geçecek kadim medeniyet sancağımızı çok daha yüksek burçlara dikmenin mücadelesini verecekler. Kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, 2007 yılında az önce Mehmet Ali Bey de ifade ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanırken karşımızda bir kez daha vesayetin ve statükonun soğuk yüzünü bulduk. Bize, yani milletin partisine cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler. Ortaya koydukları akıl almaz bahanelerle, hukuku katleden, hiçe sayan yorumlarla cumhurbaşkanlığı seçimini bir kaos ve krize çevirmek istediler. Statüko partileri, vesayet partileri bu kriz ve kaos sürecine her zaman olduğu gibi destek verdiler. Hemen kararımızı verdik. Anayasa değişikliği yaptık. Bu değişikliği halk oylamasına götürdük. Meclisin 11. Cumhurbaşkanını seçmesinin önündeki engelleri kaldırdık. 12. ve sonraki cumhurbaşkanlarının artık halkın oylarıyla seçilmesi düzenlemesini getirdik. %69 oyla. Kardeşlerim, bizleri ekranları başında izleyen aziz milletim, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi demokrasimiz adına çok büyük bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanının meclis tarafından değil, halkın bizzat kendisi tarafından seçilmesi basit, teknik bir değişiklik değildir. Bu sadece yöntemin değişmesi değildir. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi bir tarihin, vesayetler tarihinin bu ülkede kapatılmasıdır, bunu böyle bilelim. Bakınız, 11
1938'de, yani Gazi Mustafa Kemal'in ölümünden bir gün sonra askerler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuşattılar. İsmet İnönü askerler tarafından kuşatılmış, tehdit altında bir meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Çok manidardır burası. 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak bu ilk sivil cumhurbaşkanını 1960 yılında derdest ettiler. İdama mahkum ettiler. Yaşı büyük olduğu için idam edemediler. 1961 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son derece enteresan bir hadise yaşandı. Bilirsiniz. Ali Fuat Başkil, dönemin partilerinin telkiniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı olmak istedi. İstanbul ve Ankara'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanır. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayacağı bir sırada Ordinarius Profesör Ali Fuat Başkil'i Başbakanlığa çağırırlar. Bundan sonrası çok önemli. Başbakanlıkta iki general Ali Fuat Başkil'e Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesini kendisine söyler. Eğer aday olursa meclis açılmadan dağıtılacağını, seçimlerin iptal edileceğini, askeri idarenin devam edeceğini söylerler. Hatta bir general Cumhurbaşkanlığı için aday olmaya hazırlanan Ali Fuat Başkil'e şunları söyler. Hoca, bil ki sen cumhurbaşkanı olursan ne top atılır ne tören yapılır. Senin cipin hazır. Cibi biliyorsunuz ya. Senin cipin hazır. Koyacaklar seni bir cipe, yukarıda bir yere götürecekler, orada akıbetin meçhul. Belki Etlik'te mezarını bile hazırlamışlardır. O gün Başkil'in yanında olanlar devlet lisan okuluna götürülerek kendisi için kazılan mezarın gösterildiğini de anlatıyorlar. Evet, bu şekilde tehditle Ali Fuat Başkil'in aday olması önlenir. Yerine 27 Mayıs darbesini yapan Cemal Gürsel aday olur. Seçilir ve asker üniformasıyla yemin eder. Tıpkı birilerinin seçildiği gibi ülkemizde, Mısır'da, şurada, burada vesaire. Şunu unutmayın kardeşlerim. Cumhurbaşkanlığı makamı siyasi iktidar karşısında devlet iktidarını temsil eden bir konum olarak şekillendirildi. İsmet İnönü, ardından 1960 darbesini yapanlar Cumhurbaşkanlığı makamını halkın karşısına ceberut devlet olarak koydular. İşte Halk Partisi bu. Ya bunlar kendi geçmişlerini bilmiyorlar veyahut da akşam başka sabah başka devam ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilmiş vekiller olacak, başbakanlıkta o vekillerden oluşan hükümet olacak ama Cumhurbaşkanı onların üzerinde devleti temsil eden en büyük gücü elinde bulunduran konum olacaktı. Türkiye'de hemen her cumhurbaşkanlığı seçimi olay oldu. Her seçim sırasında vesayet ve siyaset karşı karşıya geldi. Maalesef çok azında siyaset kazandı. Sivil siyasetin cumhurbaşkanı seçmesine, sivil siyasetçilerinin cumhurbaşkanı olmasına hiçbir zaman hoşgörüyle bakılmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında ve sonrasında Özal'a yapılanları çok iyi hatırlıyoruz. 2007 seçimlerinde anayasanın dahi hisse sayılarak 367 diye bir garabet uydurularak
meclis iradesinin nasıl ipotek altına alındığını bizzat yaşadık, bizzat şahit olduk. Biz bunun karşısında dimdik durmasaydık, milletimiz de %47 oy oranıyla bize muazzam bir destek vermemiş olsaydı, o zaman da yine vesayet kazanacaktı. Kardeşlerim, şimdi geliyoruz 10 Ağustos'a. Burası çok önemli. 10 Ağustos'ta sadece 12. Cumhurbaşkanı seçilmeyecek. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle aynı zamanda kara bir dönem, vesayetler dönemi de kapanmış olacak. Siyasi iktidarın karşısında duracak, halka karşı devleti temsil edecek bir cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Halkın seçtiği, halktan bir cumhurbaşkanı göreve gelecek. Fark bu. Biliyorsunuz şu anda çatı ne diyor? Cumhurbaşkanının siyaset dışı olmasını savunuyor. Cumhurbaşkanının siyaset dışı olmasını savunmak bir defa siyaseti inkar etmektir. Cumhurbaşkanının siyaset dışından olmasını savunmak işte İsmet İnönü'nün, Cemal Gürsel'in yaptığı gibi vesayeti savunmaktır. Şu anda eski Türkiye'nin parametreleriyle hareket eden millet karşısında devleti temsil edecek cumhurbaşkanı arayan muhalefet partileri en başta kendilerini inkar ediyorlar. Siyasetin içindeymiş gibi görünüp siyasetin dışında duruyorlar. Siyaset dışı bir cumhurbaşkanıyla eski Türkiye'nin ruhunu geri çağırabileceklerini zannediyorlar. Cumhurbaşkanı tarafsız olsun derken esasen cumhurbaşkanının devletin tarafında, milletin karşısında durmasını istiyorlar. Bu dönem artık kapandı. Millet meseleye el koydu. Meclisi seçen, hükümeti belirleyen millet 10 Ağustos'tan itibaren inşallah cumhurbaşkanını da doğrudan seçecek, kendi hür iradesiyle belirleyecek. İnsanını yaşatmayan devlet payidar olamaz. İnsanı ile arasına mesafeler koyan bir devlet adil bir devlet olamaz. Türkiye'de 27 Mayıs 1960 müdahalesinin bir izi daha inşallah siliniyor. Cumhurbaşkanlığının milleti temsil eden bir makam haline dönüşmesiyle Türkiye vesayet zincirinin en önemli halkasından kurtuluyor. Eğer milletim takdir eder ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanlığına bu kardeşinizi getirirse, şunu herkesin bilmesini istiyorum: devletle milleti kucaklaştıran, milletinin çıkarlarını gözeten, milletin ve demokrasinin tarafını tutan bir cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanıdır. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı herkesin hakkını, hukukunu gözetecek cumhurbaşkanıdır. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı yetkilerini millete karşı değil, millet için kullanan cumhurbaşkanıdır. Değerli kardeşlerim, bakınız, cumhurbaşkanı cumhuriyeti, cumhuru ve cumhurun birliğini temsil eder. Kimse kimseyi aldatmasın. Görevi budur. Devletin bütünlüğünü, milletin birliğini sağlamak cumhurbaşkanının en önemli vazifesidir. Halk tarafından seçilmesi cumhurbaşkanlığı makamına çok daha güçlü bir demokratik meşruiyet sağlayacak. Bu sayede cumhurbaşkanlığı makamı asıl anlamını bulacak, asıl mecrasına girecektir. Erkler arasında daha sağlıklı bir denge kurulacak,
daha sağlıklı bir denetleme imkanı hasıl olacaktır. Kamu kurumları da Cumhurbaşkanı'nın bu yeni konumuna uygun şekilde hareket edecek, Türkiye'nin geleceği için çok daha verimli çalışacaktır. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ve halkın seçtiği bir başbakan Allah'ın izniyle her anlamda Türkiye'yi uçuracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanının dirayetli duruşu, özgürlüklerin ve demokrasinin önünü daha fazla açacağı gibi tehditler karşısında da daha kararlı bir duruşu beraberinde getirecektir. Kardeşlerim, şunu altını çizerek özellikle ifade etmek istiyorum. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde sadece bana oy verenlerin değil, bütün İstanbulluların şehremini oldum. Milletin bana başbakanlık vazifesini yüklediğinde sadece AK Parti'ye oy verenlerin değil, 77 milyonun başbakanı olduk. 10 Ağustos'ta eğer seçilirsek herkes bilsin ki asla bir kesimin, bir partinin değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olacağız. Bize oy versin ya da vermesin, herkesin cumhurbaşkanı olacağından hiç kimsenin endişesi olmasın. 10 Ağustos'ta AK Partililerin, CHP, MHP, HDP'ye gönül verenlerin, meclis içindeki ve dışındaki tüm siyasi görüşlerin oylarına talip olduğumuzu, onların da oylarını alacağıma inanıyorum. Bundan şüphem yok. Görevim süresince tek ama tek gayem 77 milyona hizmet üretilmesini sağlamak olacaktır. Eğer seçilirsek inşallah farklı bir cumhurbaşkanlığını inşallah ülkemizde ortaya koyacağız. Ekonomiyi büyütmek, demokrasiyi daha ileri standartlara kavuşturmak, Avrupa Birliği'ne tam üye olmak, kardeşliği yüceltmek için çok daha fazla çalışacağız. Kardeşlerim, bakınız bugüne kadar Türkiye'ye, aziz milletimize, istiklalimize, istikbalimize yapılan her türlü saldırıya karşı dik durduk. Göğüs gerdik. Asla taviz vermedik. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu mücadelenin aynı şekilde, aynı kararlılıkla, hatta daha da güçlü bir şekilde süreceğinden kimsenin bir endişesi, bir şüphesi olmasın. Bizim için cumhurbaşkanlığı makamına çıktığımız zaman orası bir dinlenme makamı asla olamaz, olmayacaktır. Çözüm sürecini, bedeli her ne olursa olsun, sürdüreceğimizi defaatle ifade ettim. Allah nasip ederse cumhurbaşkanlığımızda da çözüm sürecinin sekteye uğramasına asla müsaade etmeyiz dediğimiz. Türkiye'nin çözümden, barıştan ve kardeşlikten başka hiçbir seçeneği yoktur. Aynı şekilde paralel devlet yapılanmasıyla mücadele cumhurbaşkanlığı dönemimizde çok daha güçlü, çok daha koordineli şekilde süreceğini özellikle ifade etmek isterim. Milletin birliğinin yanında ulusal güvenliğimizi tehdit eden tüm girişimlere karşı Cumhurbaşkanı'nın birinci derecede görevi vardır. Paralel devlet yapılanmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını hedef alan bu maşa örgütle en üst düzeyde mücadele etmeye devam edecek, bu mücadeleden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Bu kirli yapıyı hukuk içinde tamamıyla ve hızlıca tasfiye edeceğiz. Zira devletin bütünlüğü, devletin birliği, milletin istikrarının ve milletin refahının teminatıdır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bakınız Türkiye son 12 yılda hemen her alanda
Çok büyük mesafeler kat etti. Şu anda da bütün hayallerini tek tek gerçeğe dönüştürüyor. Büyük hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Devlet ve milletin el ele vermesiyle özgürlükçü, demokratik bir zeminde Türkiye ekonomisinin daha da büyümesi için mücadelemiz ve gayretlerimiz hız kesmeden devam edecek. 2023 hedeflerimiz var bizim. İnşallah Cumhurbaşkanlığı döneminde çok daha mümkün, çok daha yakın hale gelecek. Yargıya ilişkin sorunlar inşallah çok daha hızlı, çok daha sağlıklı bir şekilde çözülecek. Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşması, yeni bir anayasa yapması en öncelikli gündem maddelerimiz arasında yerini koruyacak. Türkiye'nin dış politikası, barışçı, yapıcı, diyalog yanlısı tavrı daha da güçlenecek. Soğuk devlet refleksiyle bu şekilde hareket eden, dengeleri gözeten bir Türkiye değil, vicdanıyla karar veren, mazlumların elinden tutan, dünyanın her yerinde zulme karşı sesini yükselten bir Türkiye, halkın seçtiği cumhurbaşkanıyla daha da güçlenecek. Bu da böyle bilinmeli. Allah'ın izniyle seçilirsek cumhurbaşkanlığımız devletin ve milletin buluşması, hükümet ile cumhurbaşkanlığının daha uyumlu çalışmasına inşallah vesile olacaktır. El ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Kardeşçe, dayanışma içinde, birlik ve bütünlük içinde çok daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 10 Ağustos yeni Türkiye yolunda en mühim dönüm noktası olacaktır. Yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2053 ve 2071 hedeflerimizin zeminini hep birlikte inşa edeceğiz. Sevgili yol arkadaşlarım, çok değerli kardeşlerim, siyasete girdiğimiz andan itibaren uzun ince bir yolda hiç durmadan, duraksamadan yolculuk yaptık ve yapıyoruz. Ortaya koyduğumuz mücadeleyle gençlere örnek olmaya çalıştık. Vazgeçmedik. Gençlere hep örnek olmak istedik. Çünkü bu mücadeleye, değerli kardeşlerim, 60'tan sonra gelmedim. Bu mücadelenin içinde 18 yaşından itibaren bulunan bir kardeşiniz. Dolayısıyla gençlik benim her şeyim. Onlarla beraber bu yolda yürüdüm diyorum. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Gençler, gençler, boyun eğmemeyi, geri adım atmamayı, umutsuz olmamayı hep sizlere anlatmaya çalıştım. Unutmayın, inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz düsturunu, haklıysanız güçlüsünüz düsturunu hayatım boyunca gençlere aktarmanın mücadelesi içinde oldum. Sabrın, dirayetin ve direnmenin değerini gençlere öğretmeye çalıştım. Siyasi tarihimiz boyunca eline silah alanlardan, şiddeti bir yol ve yöntem olarak seçenlerden, fikirsiz siyaseti eşkıyalık ile örtenlerden olmadık. Nice tehditler gördük. Anarşi dönemlerinde dostlarımız,
can kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız vuruldu. Vazgeçmedik. Partilerimiz kapatıldı, vazgeçmedik. Seçimle kazandığımız oylarımız yok sayıldı, vazgeçmedik. 94'te çok ciddi tehditler aldık. Hatta Samandıra'da seçim büromuz bombalandı, bir kardeşimiz şehit edildi, yine vazgeçmedik. Aynı şekilde Pınarhisar serüveni ve oralarda da gizli kapaklı birçok şeyler oldu, hamdolsun vazgeçmedik. Darbe tehditlerine, çete tehditlerine, mafya tehditlerine maruz kaldık, asla vazgeçmedik. Değerli kardeşlerim, miting meydanlarında silahına kurşun sürülmüş serseriler, odamıza konulan dinleme cihazları bizi yolumuzdan vazgeçiremedi. En alçakça hakaretlere, en alçakça saldırılara, nankörlüğe, ihanete maruz kaldık, yine vazgeçmedik. Sabrın zafere ulaşacağından bir an olsun şüphe duymadık. Ancak en önemlisi, bir kez daha tekrar etmeliyim ki makam için, mansıp için, ikbal, paye, rütbe ve çıkar için siyaset yapmadık. Böyle siyaset yapanlardan asla olmadık. Siyasi mücadelenin ben ile değil, biz ile yapılacağına gönülden inandık. Daha en başından itibaren ben yoktu, biz vardı. Bugün 40 yılı aşkın siyasi hayatımda geldiğim noktada yine ben yok, biz var. AK Parti'yi bugünlere hep birlikte biz taşıdık. Türkiye'yi bu seviyelere hep birlikte biz taşıdık. Şunu herkesin bilmesini isterim ki Recep Tayyip Erdoğan her canlı gibi o da bir fanidir. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun ki bizim büyük davamız fani isimler, fani şahsiyetler üzerine değil, baki hakikatler üzerine inşa edilmiş, bugüne böyle gelmiştir ve böyle de gidecektir. Recep Tayyip Erdoğan olmadığında AK Parti'nin olmayacağını düşünen varsa o bu davayı anlayamamıştır. Kendisi olmadan ya da bir başkası olmadan bu davanın, bu hareketin yol alamayacağını, bu sancağın düşeceğini zannedenler bu davayı anlamamıştır. Bu teşkilat içinde kendisine vazife verildiğinde dava sancağını canı bilip en yüksek burçlara doğru göğsünü siper ederek gidecek nice kahraman olduğuna ben yürekten inanıyorum. AK Parti şahıslarla var olmuş, şahıslarla bugüne gelmiş bir parti değildir. AK Parti bir dava partisidir. Siyasi tarihim boyunca vazifeye talip olanlardan değil, vazife verilmesini bekleyenlerden oldum. Tek başına hareket edenlerden değil, birlikte yürüyenlerden oldum. Gözümüz arkada değil ve olmayacak. Arkada güçlü bir geleneğin olduğunu biliyorum. Arkada bu davayı omuzlayacak kahramanların olduğunu biliyorum. Benlik kavgasına düşmeden, fitne ve fesat tuzağına düşmeden AK Parti'yi daha ileri seviyelere götürecek güçlü kadrolarımızın olduğuna inanıyorum. Kardeşlerim, gençlere güvendik. Gençlerle siyaset yaptık. Daha en başta bu partiyi kurarken 3 dönem kuralını getirdik. Burası çok önemli. 3 dönem kuralını getirdik. 3 dönem vazife yapanlar bir dönem ara versinler. Ondan sonra tekrar görev alabilir, yola devam edebilir. Gayemiz genç, dinamik bir yapıyla geleceğe yürümek.
Gayemiz koltuğa oturup kalkmayan siyasetçilerin tersine koltuktan nasıl vazgeçildiğini gösterebilmekti. Burası çok önemli. Birileri 25 yaşa indirdiğimizde dikkat edin. Sağına bir genç alıyor, soluna bir genç alıyor. Mecliste basın toplantısı yapıyor. Ne diyor? Parlamentoyu çoluk çocuğa mı teslim edeceğiz diyor. Şimdi biz ne diyoruz? Biz de tam aksine diyoruz ki bak 25'e indirdik ama 25 yetmez. 18 yaşa seçmeyi veriyorsak gelin 18 yaşa seçilmeyi de verin. Bunu AK Parti olarak biz yapalım. Geçenlerde çok enteresandı. Viyana, Fransa o taraflardaydık. Avusturya'nın Dışişleri Bakanı'yla bir görüşmem oldu. Yaş kaç biliyor musunuz? 27. Ve ondan önce de devlet başkanlığı genel sekreterliğini yapmış bu. Daha genç yaşta. Almanya'da, Hollanda'da 18 yaşında parlamentoya giriliyor da bizde niye girilmesin? Niye olmasın? Biz 21 yaşında bir karanlık çağı kapayıp bir aydınlık çağı açan Fatih'in torunlarıyız. Bizde bu niye olmasın? Bunu yakalamamız lazım. Bu dinamizmi yakalamamız lazım. Daha dinamik, ortaya dirayetini koyacak böyle bir parlamento yapısı kimseyi rahatsız etmesin. 3 dönem kuralının AK Parti'de taviz verilmeden muhafaza edileceğini biliyor, buna yürekten inanıyorum. Kardeşlerim, mensubu bulunduğum siyasi hareket ve kurup bugünlere taşıdığımız AK Parti hiç kuşkusuz şahsıma, ailem kadar, çocuklarım kadar, torunlarım kadar yakın oldu. O kadar ki millete hizmet yolunda, millete hizmet aşk ve sevdasıyla kimi zaman ailemi, eşimi, çocuklarımı, torunlarımı dahi ihmal ettiğim dönemler oldu. Onlar beni çok çok iyi anladılar. Onlar benim bu millet, bu vatan ve bu bayrak için mücadele verdiğimi anladılar ve her an bana destek oldular. Bu anlamlı günde, bu tarihi anda huzurlarınızda eşime sabrından dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklarıma sabırlarından, anlayışlarından, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir sabah kalktığımda yatak odamızın kapısında bir pusula görmüştüm. Tabii çocuklar ilkokula gidiyor. Biz de geceleri 1-2 böyle geliyoruz eve. Ve kızım o pusulaya şunu yazmıştı. Babacığım, bir geceni de bizi ayırır mısın demişti. Şu anda kızım aramızda. Tabii o sabahtan okula gidiyor. Biz de tabii onu uğurlayamıyordu. Böyle bir noktadaydık. Böyle süren bir hayat oldu. Ben onlardan hep razı oldum. Onların da kendilerine yeterince vakit ayıramadığım için beni affetmelerini, benden razı olmalarını diliyorum. Teşkilatımız içinde istemeden kırdığımız kardeşlerim varsa onlardan af diliyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarından, tüm çalışma arkadaşlarımdan helallik diliyorum. Gerek ilk gençlik yıllarımdan beri, gerek 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduğumuz günden beri birlikte yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarımdan da helallik diliyorum. Haklarını bana helal etmelerini arzu ediyorum. Kardeşlerim, şüphesiz ki bu bir veda değil.
Bu bir ayrılık buluşması, bir veda töreni de değil. Bizim için şunu biliniz ki her an yeni bir başlangıçtır. Bizim için her gün yeni bir gündür, taze bir başlangıçtır. Bugün de birbirimize veda etmiyor, birbirimizden ayrılmıyor, yeni bir başlangıcın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Seçilirsek grup toplantıları vesilesiyle grup kürsülerinde sizinle belki bir araya gelemeyeceğiz. Belki milletimiz bizi seçerse AK Parti çatısı altında bir araya gelemeyeceğiz. Ama bizler ezelden kardeşiz ve ebediyen kardeş olarak hep görüşecek, muhabbet edecek, hasbihal edeceğiz. Birbirimizden kopmayacağız. Özellikle Türkiye'nin istikametini belirlerken, Türkiye için mücadele ederken her aşamada ve her kademede hep birlikte olacağız. Partimizle de, hükümetimizle de birlikte hareket edeceğiz. Ne ben sizlerden ayrılıyorum, ne sizler geride kalıyorsunuz. Bugünlere birlikte geldik. Allah'ın izniyle birlikte yürümeye devam edeceğiz. 10 Ağustos'a kadar birlikte çalışacak. İnşallah seçimi kazanıp görevi devraldığımızda yine birlikte istişareyle, danışarak Türkiye'ye hizmet üreteceğiz. Kardeşlerim, bugün yeni Türkiye'nin ayak seslerini daha gür şekilde duyuyoruz. Evet, yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Ekonomisiyle güçlü, demokrasiyle örnek, kardeşliğiyle muazzam bir Türkiye'ye yürüyoruz. Uzun ince yolda yeni bir merhaleye geçiyoruz. Rabbim izin verir, milletim takdir ederse ülkemize ve milletimize hizmetkarlıkta artık yeni bir safhanın, yeni bir sayfanın kapılarını aralıyoruz. Bir kez daha karar, yetki, söz ve mühür millettedir. Bir kez daha takdir milletindir. Milletim 10 Ağustos'ta en güzel sözü ve son sözü kararıyla birlikte söyleyecektir. Bayrak yarışında bayrağı teslim etmeye hazırlanırken bir kez daha her birinizden helallik diliyorum. Bu dava uğruna canlarını feda etmiş herkesi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Beni bu kutlu vazifeye aday gösteren tüm milletvekili arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Bana sizler gibi yol arkadaşları nasip ettiği için, sizlerle yol yürüme bahtiyarlığına eriştiğim için Rabbime sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, bu bir veda değildir, bir kapanış, bir bitiş değildir. Bu, evet, değerli kardeşlerim, bu ifadeyi çok çok önemsiyorum. Bizim için çok farklı bir an, işte bu bir hatime değil, inanıyorum ki bir fatihadır, bir açılıştır. İşte onun için diyorum ki esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. O Rahman'dır, Rahim'dir. O ki din gününün sahibidir. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Bizi kendisine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların, sapkınların yoluna değil. Rabbim hayırlı eylesin. Yolumuz, bahtımız açık olsun.
Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın seyirciler, AK Parti'nin aylardır merakla beklenen Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başbakan adaylığının açıklanmasının ardından Ato Kongre Merkezi'nde partililere seslendi. Başbakan Erdoğan konuşmasında biz siyaseti ikbal, makam, mevki için yapmadık, millet için yaptık dedi. Her yenilgiyle daha da bilendik, her darbeyle daha da güçlendik. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü diyerek ayrım yapmadan millete hizmet götürdük dedi Başbakan Erdoğan. Cumhurbaşkanlığına adaylığının açıklanmasının ardından Ato Kongre Merkezi'ndeki toplantıda. Yaradılanı yaradandan ötürü seven bir kutlu davanın adamı. O yüreğinde Türkiye sevdası, ardında milletimizin hayır duası olan lider. O coğrafyamızdaki mazlumların umudu. O gelişen, değişen yeni Türkiye'nin lideri. Konuşmasında bu güzel ülke bizi sevenler kadar sevmeyenlerin de ülkesi, bu ilkeyle bunun gereğini yerine getirdik dedi Başbakan Erdoğan. Ato Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığına adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada sevgili izleyiciler. 10 Ağustos'ta sadece 12. Cumhurbaşkanı seçilmeyecek, aynı zamanda vesayetler dönemi de kapanmış olacak dedi Erdoğan. Halktan bir cumhurbaşkanı göreve gelecek, cumhurbaşkanının siyaset dışından olmasını savunmak vesayeti savunmaktır dedi. Sayın seyirciler.